Evet. Şimdi birinci soruya bakalım. Tamamen deneme sorusu gibi gözükse de. Şimdi burada 0,8, 1,25 bu ikisinin çarpımı da tam sayı yapar. İşte hop. Evet. Başka yerlerden de tam sayılar geliyor. Buraya dikkat. Burada bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Kritik bir şey var burada. Görmeniz gereken şey şu 5,6. Belki 0,25 de çarpılsa olur. Yani ama ben 5,6 ile 0,8'i tercih ettim. Eşleştirmeyi bölersek 7 olur. Başka ne? Virgülden sonrasını tamamlayalım. 1,25 ile 4,75'i toplamayı. Kaç oldu? 5, 6 oldu. Çarpmada da 2,5 ile 3,6'yı 25 bölü 10, 36 bölü 10, 25, 2, 2, 4, 9 mu yapıyor bu da? 9 yapıyor. Toplarsak 9, 16, 22 falan yapıyor galiba. Tamam. Evet. İkinci soru. Verilen işlemde birbirinden farklı A, B, C, D sayılarının yerine eksi 6, 1 bölü 2, 2 ve 4 sayıları getirilecek. Edebi tam sayı sonuçlarının en büyüğü, en küçüğünün farkı kaçtır? Evet. Şöyle. En küçük elde etmek için eksi 6'yı 1 bölü 2'ye böldüm. Eksi 12 büyük bir şey buldum. C'yi D'ye böldük. İşte 4, 2 geldi ondan sonrası. Buradan eksi 10 buldum. Daha sonra ne yaptım? Bir de dedim ki büyük bulmak için en büyüğü en küçüğe bölelim. Küçük derken pozitif en küçüğe bölelim. 4'ü 1 bölü 2'ye böldüm. 8. Eksi 6'yı 2'ye böldüm. Eksi 3. Buradan da 5 buldum. Eksi 10 ile 5 arasındaki fark 15 olarak geldi. Şimdi birkaç deneme yapacağız ama işte büyük, küçük, en büyük, en küçük bu olayları yakalamamız gerekiyor burada. Evet, şimdiki ne diyor? Terazinin ibresinin gösterdiği aralığı soruyor. 15 ile 18 arasını 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. 3'ü 5'e bölmüş. 3'ü 5 parça bölmüş. Her birisi 3,3 bölü 5 yani 0,6 diyebilirsiniz. 15'ten sonra 1, 2, 3 parça var. 0,6'dan 3 tane olursa kaç olur? 1,8 olur. 15'ten 1,8 büyütürsek 16,8 olur. 18 ilçesinin her birinde 4 hastanede günlük ortalama 128 hasta muayene olmaktadır. 27 gün boyunca. Çarpıyoruz hepsini. 18, 3 üzeri 2, 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 7, 3 üzeri 3, 3 üzeri 5, 2 üzeri 9, 10. Evet, şimdi bakıyoruz böyle bir şey yok. O zaman ne yapalım? 3 üzeri 5, 4 üzeri 5 diye yazsak bunu ne yapar? 12 üzeri 5 yapar. Evet. Bunlar 3'ten katlanmış diyor değil mi? Tam 3'ten. Mesela 2, 4, 5, 1, 0, 6. Evet. A değişmiyor zaten. A normalde neymiş? A'nın B'nin toplamı. A artı B 7,6'ymış. Diyor ki 7,6 3'ten katlamış. B ne olacak şimdi? B'nin yeni konumu ne olacak? Şuradan dikkat edin. 2, 4 birbirini 6'ya tamamlayanlar. B'nin yeni konumu geldiğimiz yer yani şu aralığa gelecek. Şu 6'yı 1'e katlıyoruz ya. Şu aralığa bir yere düşecek. Ama buna kabaca şöyle diyeceğim. 6 eksi B'dir. Toplamları 6 yapacak. Katladığımda bak 2'ye 4 6 yapıyor. 1'e 5 6 yapıyor. Tamam. Çirkin çiziyorum ama. 0'a 6 5'e 1 2'ye 4 3 de orta noktası zaten. O zaman artık A ile 6 eksi B olacak orası. Toplamı kaçmış? 2'ymiş. Taraf tarafa toplayın. 2A eşittir. 2A artı 6 eşittir. 9,6.
6'yı çıkartırsan 3.6 2'ye bölersen 1.8. Tamam. B'nin katladığım yeri hani 1 5'in üstüne gelecek, 2 4'ün üstüne gelecek. Toplamları 6 yapacak. O zaman yeni noktam 6 eksi B noktası olacak. Evet. 6.3 liralık toplam paramız var. Ne diyor? Zehra bir miktar verdiğinde Emine'nin parası Zehra'nın parasının 2 katı olmaktadır. Evet, Zehra'nın parasının 2 katı. Az olan Zehra mı? Peki toplam 6.3 var. Bir diğerinin 2 katı olması için 2K'ya K olması gerek. 3'e bölersem 2.1'e 4.2 olacak son durumda. Zehra Emine'ye bir Emin'in parası Zehra'nın 2 katı. Zehra o zaman küçük olan, yani şu Zehra olacak son durumda. Zehra'nın başta kaç lirası vardı? 1.5 buradan. 10 20 30 40 50 buradan. 2 oldu. 2.75'i vardı. O zaman 2.1'e düşmesi için 65 kuruş vermesi gerek, değil mi? Zehra veriyor. 65 kuruş vermesi için 65'i 50 artı 10 artı 5 yaparız ama yok, 5 yok. O zaman 25 kullanmalıyım 5 getirmek için. Bir tane 25 kullansam geriye kaç kalıyor? 40 kalıyor. 40'ı da 4 tane 10 kullanırım. 65'i 1 2 3 4 tane 10 artı 25 diye yazabilirim. Kaç para? 1 2 3 4 5 tane para vermiş oldum. Tamam. Evet, iki kardeşin boyların farkı. Hadi birlikte deneyelim. İki kardeşin boyların farkı 15 santimmiş. 1 bölü 3 uzatıldığında. Şimdi büyükten küçüğü çıkardığımızda 15 oluyor. Birinin boyu 1 bölü 3 oranında uzatıldığında. Tabii ki de büyüğün boyu 1 bölü 3 uzatıldığında olur, değil mi? 35 santim olmuş. O zaman bu aradaki 35'e çıkması için 20 santim mi fark artmış? 20 santim fark atmış. Demek ki 20 santim fark attığına göre 1 bölü 3'ü 20 santimmiş, değil mi? 1 bölü 3 oranında artınca, büyüğü arttırınca tabi 20 santim artması için büyüğün 3'te 1'i 20'ymiş. Büyük o zaman 60 olabilir. Büyük 60 ise küçük de kaç olur? 45 olur. Peki şöyle diyelim bir de. Küçük arttırılmış olabilir. Küçük arttırılmış olursa küçük büyüğü bu sefer sollamış oluyor. Bu sefer aralarındaki fark 40-50 mi oluyor? Hani biri 15 büyükken diğeri 35 büyük oluyor. Dolayısıyla 40-50 fark atıyor. Küçüğün 3'te 1'i 50 ise küçük bir de 150 olabilir. Tamam, 150 oraya sığmadı ama. Bir de 45 var. 150 ile 45'i toplarsanız kaç yapar? 45'i 195 yapar. Şimdi buradaki 8. soruda şöyle bir şey var. ABC depolar hacimleri sırasıyla 326 litre, işte 384 litre. 418 litre diyor. 4, 8, 16, 24, 50, 70. Buradaki olay şu. Yani 4'ün katı 4'e bölümünden 2 kalır. 4'e bölümünden 2 kalır. Değil mi? 72 olsa tam bölünecek. Bunu belki yakalayabiliriz. Ne bileyim. Değil mi? Mesela 326'yı ben şu şekilde yazdım. 326 4'e bölümünden kalan 2 olduğu için. Yani şunların mesela 70'i 4 yaparsanız 4'ün katı geliyor. 50'yi o zaman tek sayı falan yapmanız gerekecek. Onları ayarlamak bazen zor oluyor işte. Bunları tek tek ayarladım ben şöyle tablo halinde. 326'yı 70'lik kovadan 3 tane. Ondan sonra 50'lik kovadan 2 tane. Bir tane de 16'lık kovadan yaparak en az taşıyabileceğimi düşündüm. Bunu değişik yapmaya çalışsak mesela 326'yı tamam. 70'lik kovadan 4 tane alsak 7 kere 70 çarpı 4 280 gelir.
Geriye kaç kalıyor? 46 geliyor mesela. 46'yı nasıl oluşturacağız? 50'den de küçük ya mesela. 46 4'ün katı değil. Elimde kalan her şey 8, 4, 8, 16, 24 hep 4'ün katı olan şeyler. Dolayısıyla ben 46'yı oluşturamıyorum. Buradan bunu yakalamaya çalıştım. Yani o zaman dedim bu 4 verince olmuyor. 3 vereyim. Tamam, 4'ün katlarından gittim işte. Ona 3 verdim. İşte 326'ya 6, 7, 9 oldu. Bir de bana enteresan geldi tabii bu soru. Yani ben beklerdim ki mesela 384'ü daha az da yapabilsin. Öyle ayarlasın soruyor. Küçükten büyüğe doğru hani düz mantıkla yapılıyor acaba? Yani bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Yani 4'e bölümünden kalanlara baksak 326 4'e bölümünden kalan 2. 384 4'e tam bölünüyor. 418 4'e bölümünden kalan 2. Bilemedim yani burada 280, 380 bir de 4 koydum. Bu 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 3, 2, 1, 6, 5 tane 70, 2 tane 24'lük, bir tane 16'lık, bir tane 4'lük, 9. İşte o zaman bayağı bildiğin küçüğe az la büyüğü çokla yapmış oldu. Hiçbir esprisi kalmadı gibi geldi bana. Bilemiyorum ya. Şuna da bakalım. Bakalım ne olacak bu? Şöyle soruyu okudum ben. İkisinin çift birinin ise tek sayı olduğu bilinmektedir diyor. Hemen aklıma şu geldi. Mesela hangileri olursa. Mesela ikisi de tek olsa. Atıyorum. İkisi de tek olsa çarpımları tek olur. Diğer iki durumun çift olması gerek. Tek tek tamam çift olur ama şu hani 7m eksi 6 ne? Tek tek koyduğumuzda tek çiftten patlıyor. O zaman ikisi de tek değil. O zaman birisi çift olması gerek. Şurası çift olması gerek. İkisi de çift olsa bu da çift olur. Bu da çift olur. Bu sefer hepsi çift olur. O zaman birisi tek, birisi çift. Şimdi burayı çift dedik. Birisi tek, biri çift dediğim için bu sefer burası tek geldi. Hangisi? Sonuçta buranın da çift olması için. M'yi çift aldım. N'yi tek aldım. O zaman çift tekten bu da çift oldu. M'yi çift, N'yi tek mi aldım? Bunu yakalım. Ya bunu yakalamak kolay olmayabilir ama deneyin. İkisi de tek olacak. İkisi de çift olacak. İki durumda olmuyor zaten. O zaman biri tek biri çift olacak. Biri tek biri çiftse bu çift. Burası tek geliyor. Bunun çift olması için 7'nin yanındakini çift yapmak için M'yi çift yapalım. Burası zaten tek de olsa her türlü çift burası zaten değil mi? 6 ile çarptığım için. Çift tek bunu buldum. İşte pozitif tam sayılar bu önemli. Pozitif tam sayılar olması önemli. Şunu birazcık zoomlayalım. Evet. M üzerine artı 2 ne? Ha, bu çift yaptı. M de çift zaten. Üstünde pozitif tam sayı olduğum sıkıntı yok. Sonuç çift yaptı. Evet, şu ne oluyor? M parantezini alırsak bunu sonuç çift yapar zaten. Hiç şey yapmaya gerek yok. Pardon, bu da çift yaptı. Bize çift değil tek soruyormuş. 3m eksi 5 ne? 3m burası çift yapar. Çift n tek olduğu için burası da tek yapar. Çift tekten tek gelir. Yalnız 3 doğru oluyor. Yeni başlayanlar için bunu m'ye 2, n'ye 1 verip deneyebilirsiniz yani. Tamam. Matematiğe yeni başlayanlar. Bakalım bir kısmı şekilde verilmiştir. 3 farklı gerçel sayı, 4 farklı gerçel sayı hangisi gibi olabilir? Ha, bu sefer seçeneklerim. Bak şu birincisine F ile H 3 yerde, G ile H 4 yerde kesişecek. Şu. İkisi de birbirine çok simetrik gidiyor. Bakın buradan başladı, aşağı indi, yukarı gitti. Yukarıdan aşağı gidiyor. İkisi de birbirine simetrik gidiyor. Birinin diğerinden daha fazla kesişmesi için şöyle düz olamaz bence. Çünkü simetrik gidiyor. O zaman aynı miktarda kesişir. Şu da olamaz. Direkt bu ikisini eledim. Bu da yukarıdan aşağıya gidiyor. Bir ihtimal ama bu da çok simetrik. Hani köşeden köşeye. Bence ya E ya B. Şimdi B yukarıda onu deneyeyim.
Sıfıra sıfırdan bir ikiye ikiye gidiyor. Sıfıra sıfırdan şöyle gidiyor değil mi? Sonra ikiye ikiden altıya gidiyor. Şuradan altıya mı gidiyor? Olmadı ya. Altıya gidiyor. Bakalım bu F'i kaç noktada kesti? G'yi kaç noktada kesti? G şuydu değil mi? G'yi bakalım bir. G'yi şöyle üzerinden gidiyorum. 2, 3, 4 noktada kesti. F'i kaç noktada kesti? Kırmızı kalem bulalım. F hangisiydi? Şuydu. 1. F hangisi? 2. Bir de nerede kesiyor? Bir de şurada mı kesiyor? F hangisi ya? Karıştı. Bir de şurada kesiyor değil mi? Evet, 3 noktada kesiyor. Yani Bursa tak diye bunu veriyor. Tamam, ya Bursa'yı çizeceğiniz ya Edirne'yi. Yani bu eşitliği sağlamak demek kesişmek demek değil mi? Çıkmış soru var yani kaç tane bunun büyük olması küçük olması 2020 sorusu var gene ona filan evet ne diyor rakamları bir en pozitif bu kaçtı 10 muydu 11'e bakacağız tamam rakamları bir en pozitif tam sayısı ile aralarında asal olan 3 basamaklı sayılara anti-enli sayılar denir çok güzel anti 15'li sayısıdır. Evet, 2, 4 ve 8 hepsi 15 ile neymiş? Aralarında asaldır. A, B, C, D, E. Sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C anti 10'lu. C, D, anti 12'li olduğuna göre farkın alabileceği en büyük değer kaçtır? En büyük değer, en küçük değer soruları sıkıntılı zaten değil mi? 10'lu olması için 2 ve 5 çarpanı olmaması gerek sayılarda, rakamlarda. 2 ve 5 çarpanı. Çift olmayacak, 5 de olmayacak. O zaman geriye ne kaldı? 1, 3, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmaz, 7 olabilir, 8 olmaz, 9 olabilir, değil mi? Bunları kullanabiliriz. Evet. CD anti 12'li. 2 ve 3 ile aralarında asal, değil mi? Olacak yani. Onu altına yazayım da. 2 ve 3. O zaman yani bizim istediğimiz şeyler neler olabilir? 2 ve 3 ile aralarında asal olacak. Çiftler olmuyor gene. 1. 2 olamaz zaten. Yani 2'nin karesi ya bu. Çiftler olmaz. 3 olmaz. 4 olmaz. 5. 5 olabilir. 6 olabilir mi? Olmaz. 3'ün katı. 7 olamaz mı? Olur. 2 ile 3 arasında asal. Başka kim var? 8 oluyor mu? Olmaz. 9 olur mu? 9 da olmaz. 1, 5, 7'yi kullanabileceğiz sence. Farkın alabileceği en büyük değer. Şimdi C, D, E'yi en fazla kaçı? Ha, C ikisinde de ortakmış bu arada değil mi? İkisinde de ortak. 1 ile 7 var. Tabii C'yi 1 almak daha mantıklı olacak değil mi? Hani farkı büyük diyor ya. Pardon. Ama hangi farkı diyor? Bak o da önemli. CDE fark. CDE'nin büyük olması gerek. O zaman C'yi 7 mi alalım? İkisinde de ortak 1 ve 7 var. Başka ne var ortak ikisinde? Yok değil mi? Peki. Şu rengi alalım. O zaman C, D, E, A, B, C, C, D, E ne olsun? Büyük olması için farkın 7. D, E'yi 5 ile 1 mi alalım? C, D'yi en büyük yaptık. A, B, C'yi en küçük yapacağız. Rakamları ile aralarında asal. Sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. Birbirinden farklı onu arıyordum.
Hızlı okumadan şey yapıyoruz. A, B, C. Peki A o zaman 1 olamaz. C 1 olacak bir defa. Pardon, C 7 mi dedik yukarıda ya? 7 olacak. 11'den 7 çıkar. 4'te biten bir şey olacak. Evet, 7. Ondan sonra A ve B. Küçük bulmalıyım A ve B'yi. A ve B'yi küçük bulacağım. Hem birbirinden farklıysa 7 ile 1 kullandık. 3 ile 9'u kullanmalıyım. 3, 9 yaparsam galiba bu sefer olacak. 11'den 7 çıkartırsam kaç kalır? 4 kalır. Kaldı burada 4. 14'ten 9 çıkartırsam 5. 354 yapıyor galiba. Böyle bir mantığımız var. Hayırlısı tabii. Tamam değil mi? 15 ve 18'deki gölgeleri verilmiştir. Bir direğin saat 15 ve 18'deki gölgesi. Bu direğin 15-18'deki gölge boyları sırasıyla 3 basamaklı K1 ile L3K santim olduğuna göre K artı L en fazla kaçtır? Evet, ne diyor? Evet, geometri sorusu gibi bakıyorum ama değil yani. Bu fark değil mi 2.18? Yani sırasıyla 3 basamaklı. 3'teki boyu mu daha kısaydı? Şu değil mi? Saat 3'teki boyu. 6'daki boyu. Sırasıyla 6'daki boyundan yani L3K'dan K1L'yi çıkartacağız. Ne olur? 100 tane L var. Bir tane 99 L eksi K. Bir de 3'ten 1 çıkar. Artı 20 mi oluyor burası? Eşittir. Kaçmış? 218. 20'yi çıkartırsak 100 18'den 2 198 mi yapıyor? Eşittir 99 L eksi K. 198 99 L eksi K 2 oluyor. En fazla kaçtır? L'ye 9 desek K'ya da 7 deriz o zaman. 9 7 daha 16 mı olur? Evet, bunu engelleyecek bir durum var mı? Rakamları farklı, ıvır zıvır. Öyle bir şey yok, evet. Şunu parçalayabiliyorsanız sıkıntı yok. Onu parçalayamıyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Şunu parçalarken dikkat. Yani bak 100L var. 1L çıkarıyorum, 99L. 1K var. 100K çıkartıyorum, eksi 99K. 30 var, 10 çıkartıyorum, 20. Basamak analizi ya. 20'yi karşıya attım. 99'a böldüm. L eksi K 2. 9'a 7 dedim ama. Evet. 7 rakamdan oluşan A kümesi ile 4 basamaklı 1453 ve 2020 sayıları 6 rakamdan oluşan B kümesi ile 4 basamaklı sayıları yazılabilmektedir. Yani A kümesi ile 4 basamaklı 1453 ve 2020. A'da ne var o zaman? 1, 4, 5, 3, 0, 2 mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'de ne var? 7 tane olacak değil mi? 4 basamaklı 1, 7, 8, 9, 1, 0, 7, 1. 1 ile 7'yi zaten vermiş. Bir daha 0 vermiş. Ekstradan değil mi? 3, 5 tane vermiş. Bir tane eksik var. A kesim B'nin kümeye hangileri yazılabilir? Evet. Acaba bilebilir miyiz ya? Evet, ne diyor? A kesim B kümesinin elemanlarıyla. Ha, mesela diyor, olabilir diyor.
kesimlerine, hani kesimleri bir tane de, yani şey gibi, bir tane de joker hakkımız varmış gibi. Şimdi ikisinde de ortak şu durumda ne var? A kesim B'de 1 var. 2 yok. 3 var. 3 var mı? 3 de yok. 4 yok. 5, 6, 7, 8, 9, 0 var. 1 ile 0 var, değil mi? Evet. Şimdi 0 kesim var zaten. Bir de kesim var. Evet, başka bir sıfır var şimdi mesela ya. Diyor ki B'de ekstradan bir eleman daha olacak ya. Çünkü B'nin eleman sayısı 6. 6 rakamdan oluşan diyor. B'den ekstradan eleman 5 olsa, A'daki ekstradan eleman da 7 olsa şunu yazabilirim. Şimdi 1 var zaten. A'daki ekstradan eleman 8 olsa, hadi 8 de yazdık. 3 var mı? B'deki ekstra eleman da 3 olsun. Hadi onu da yazdık. 9. A'daki ekstra eleman hakkımızı kullandık zaten, değil mi? Yazamayız. 4, 1. B'deki ekstra eleman 4 olsa. Şunları yazdık. 1'i de yazabiliyoruz zaten. 7 lazım. A'daki ekstra eleman da 7 olsa bunu da yazabiliriz galiba, değil mi? 1, 3. 1, 3 yok. Değil mi? Evet, joker hakkımız var, değil mi? Ama her bir kümeden bir tane joker hakkımız var. Bunun da belli bir şeyi var. Standardı var. 1'e bakalım, bak tekrar bakıyorum. B'de 5 olsa dedim ekstradan. 0 zaten var. 7 lazım. A'da da 7 olsa. Bunu engelleyecek bir durum var mı? Yani olabiliyor. Ha, 1-3 varmış ya. Seçeneği bulamamışız. Neyse. Hayırlısı. Tekrar anlatmış olalım. A'da ilk sıradan mesela dedim ki 8 olsa. 8 adı yazdık. 1 zaten var. 3. O zaman B'de ilk sıradan 3 olması gerek. 9. A'da bir de 9 olması gerek. A'dan 2 tane joker kullandık. Kullanamayız. 41, 47. 4. B'de 4 olsa. Bunu yazdık. 1. 1 zaten var. 7. A'da 7 olsa. Birer tane joker hakkımız var. 1 ve 3 oluyormuş. Neden böyle? Görmüyorum şu anda. Gözlerim görmüyor. Evet. Şunu bir okuyayım en iyisi. Ben görmüyorum bundan sonra. Evet, soruyu okuduk. Ne diyor adam? Şimdi madde madde. Gömleğin alış fiyatı pantolonun alış fiyatından %40 eksiktir. Gömleğin alış fiyatı pantolon. Pantolona 100 desek bu %40 eksiği 60 mı olur? Gömleğin alış fiyatı. Şimdi satış fiyatlarına da pantolonun satış fiyatı gömleği %40 fazladır ama bunların, şimdi buna da direkt %140 diyemem. Çünkü ya X ya Y diyeceğim. Ama altta diyor ki bu mağazada bir gömlekten %50 kar. %50 kar elde edilirse 90'a satması gerek ki gömleği %50 kar elde etsin. Yarısı kadar kar elde edecek. Şimdi dönüp pantolonun satış fiyatı gömleğin satış fiyatından %40 fazladır. 90'dan %40 fazlaymış. 90'ın %40'ını bulalım. Çok basit yapalım. 36 daha fazlaymış. 90'a 36 eklersek kaç oldu? 6, 126 mı oldu? Evet, pantolon 100 lirayken 126'ya satılıyormuş. %26 kar elde ediliyormuş. A kentinde bulunan iki araç aynı anda sabit hızlarla B kentine doğru hareket edip B'ye vardıktan sonra hiç durmadan A'ya geri döneceklerdir. Bu şekilde harekete başlayan araçlardan hızlı olan B kentine vardığında. Dur ben. Şöyle devam edelim. Diyor ki adam harekete başlayan araçlardan hızlı olan B kentine vardığında. Hızlı olan, buraya X diyelim, yola.
X gittiğinde yavaş olan X eksi 60 mı gider? Burada şunu kullanıyorum. Vardığı anda dediği zaman süreler eşit demek. Süreler eşit ise hızlar oranı bana yollar oranını da verir. Hızlının yavaşa oranı. Hızlı yolu gittiğinde yavaş 60 eksik gitmiş. Daha sonra yollara devam et. Yavaş olan araç B'ye vardığında. Yavaş olan B'ye vardığında. Bu sefer yavaş olan X gittiğinde hızlı olan A kentine 90 kilometre. Yani neredeyse A'ya varmak üzere şuraya gelmiş. Yani yolu gitmiş X. Bir daha geri gitse 2X olacak ama eksi 90. Bu denklemi çözebilirsek nasip kısmet meselesi buradan çıkacak. Evet, içler dışlar çarpımı yaptım. Denklemi çözdüm. X ya 30 ya 180 çıktı. X'in 30 olması çok mantıksız. Neden X'in 30 olması mantıksız? Çünkü X 30 olursa şunlardan bir tanesi eksi falan çıkıyor şu paydalar. Dolayısıyla AB arasındaki uzaklığa X dediğim şey 180. Yani dedim ki birisi X giderken, yolu tamamen giderken birisi 60 eksik gidiyor. Diğer yolu iki defa turlayacak neredeyse. Yani hızlı olan 90 kalıyor. Diğeri bir defa anca turlamış oluyor. İçler dışlar çarpımından yakaladım. Bana kolay, yani bana daha eğlenceli gibi geldi. Biraz ikinci derece denkleme girdik ama olabilir yani. Evet, şey ne? Hakan bir kırtasiyeden tükenmez veya kurşun kalem 15 adet almıştır. Kasiyer yanlışlıkla kurşun kalemleri tükenmez kalem, tükenmez kalem, kurşun kalem olarak hesaplamıştır. Fiyat 84 TL azalmıştır. Evet. Kurşun kalem, tükenmez kalem. Gerçekte bize neyi soruyor? Ali kaç tükenmez kalem almıştır? Tükenmez kalemi x dersek 15 eksi x mi diyorsun? Kurşun kalemleri toplam 15 kalem almış. Ali 84 TL azalmış. Kurşun kalem fiyatı tükenmez kalem fiyatından 15 TL fazla olduğuna göre evet. Şey 12 TL fazla olduğuna göre. Evet. Direkt burada mantıken de yapabilirsiniz. Ben önce bir denklemli yapayım. Sonra mantığını kurayım. Şöyle diyorum. Normalde ödeyeceğimiz fiyat çarpı tükenmez kalem şuradaki miktar belli. Şöyle diyelim, aslında mantıken yapabiliriz de. Şöyle. 84 TL fark ediyor. Fiyat bir tane de 12 TL fark edecek. Hani her bir tanesi yer değiştiğinde 12 TL fark edecek. 84'ü 12'ye bölerseniz 7 adet fark ediyor. Yani şu kurşun kalem yerine tükenmez kalem aldığında 12 lira fiyat değişiyor her bir tanesinde. O zaman ya mantıken yapmak daha kolay geldi. Çünkü harfli ifade çok karışıyor. Ne oldu? 7 adet fark var. Şimdi kurşunla tükenmezin toplamı, kurşun kalem toplam sayıları 15'ti. Kurşunla tükenmezin farkı da hangisi daha fazla olması gerekiyor işte. 7 taraf tarafa çıkartırsanız ne oluyor? Daha doğrusu toplarsanız. Ha, çıkartabiliriz gerçi işte. 2 kurşun kalem 22 yapıyor. Kurşun kalem 11 yapıyor. 15'ten 11 çıkartırsanız 4 tane tükenmez kalem oluyor yani. Ha, böyle çok basit oluyor. Ha, diğer türlü de yapılır. Ya ben bunu daha önceki çıkmış şey soruları var. İşte altını pazartesi bozdurursa, işte çarşamba bozdurursa sorusu var. Oradan direkt aklıma bu canlandı. Ama mesela şu yapılabilir. İşte harfli ifade sayısını arttırıp karmaşayı düzenleyebiliriz. Aslında harfli ifadeyi arttırınca karmaşa daha bozulabilir ama burada düzeliyor. Şimdi x tanesini mesela A liradanken A artı 15 lira. Hatta şey bile yapabilirsiniz ya. A sonuçta bir şey değil mi? Bu 1 liraysa bu da 16 lira olsun mesela bile diyebilirsiniz. Pardon, 12 fark olacak değil mi? 12 fark olunca kaç lira olur? 13 lira. Bu 13 liraysa bu da 1 lira olacak mesela deyip
Buradan bile düşünebilirsiniz. Ya burada harfli ifade çok giriyor. Birine mesela x tane y tane dedim. Atıyorum bunların hangisi kurşun kalem olsun? Şu kurşun kalem olsun. Bu da tükenmez kalem olsun mesela. Bunu A ile bunu A artı hani bu A pardon kurşun kalem daha fazla çok enteresan. A artı 12 bunu A ile çarpacaksın. İşte x çarpı A artı 12 gelecek. Diğerinden işte y çarpı A gelecek. Ondan sonra işte bir de diyeceğiz ki yanlış yaptığında x çarpı A gelecek. Y çarpı A artı 12 gelecek. Bunların farkı taraf tarafa çıkartırsanız x A'lar gidecek. 12x eksi 12y falan gelecek değil mi? 12x eksi 12y işte diyeceksin ki 84 her tarafı şey yaptığımızda x eksi y bunların farkı neymiş o zaman? İşte 84 12'ye bölünce 7'ymiş falan buradan geliyor matematiksel olarak ama mantıken yapmak çok daha güzel değil mi? Bir tanesinde 12 lira fark yapacak. O 7 tane o zaman değil mi? Bu kadar kasmaya gerek yok. Peki. Bir manav elindeki 196 adet muzu pandemi döneminde el değmeden satmak için 2 ya da 3 paket rant sağlamıştır. Daha sonra bakın 12 tanesini bozup bu muzlar ile 5'li paketler oluşturduğunda paket sayısı 68'den 61'e düşmüştür. Buna göre başlangıçtaki ilk paketlerin yüzde kaçını bozmuştur? Mükemmel değil mi?